Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Necdet Delioğlu. Yeni bir kendin yap videosuyla birlikteyiz. Gene takotolar elimde. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Epeydir kendin yap videosu gelmiyordu. Bugün biraz fırsat buldum. Aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Böyle bir pille, laptop içerisinden çıkan bir pil bu. Bununla çakmak yapacağız arkadaşlar. Rüzgarlı havalarda, arazide vesaire ateş yakabilmek için yapacağımız basit bir çakmak olacak. İki parça dekotomuz var. Her zamanki gibi bir adet pilimiz. Şu alüminyum bant var. Belki bunu kullanırız, belki kullanmayız. Bir adet mandalımız var. Şöyle yanmaz kablolarımız var. Bunlar bir ısıtıcıdan sökmüştüm daha önce. Bunlar ısıya dayanıklı kablolarımız var. Bir adet bas bırak butonumuz var. Özellikle böyle yapmayı düşünüyorum. Çünkü anahtarı yaptığımız zaman herhangi bir yerde, bir çantada, cebimizde falan olduğu zaman, basılı kaldığı zaman yangın tehlikesini göze alarak böyle butonlu yaptım. Yani düğmeli yapmadım. Yayımız var vesaire. Bir adet de şöyle bir 10 santim boyunda rezistans teli var. Bunu da bir elektrikli ocaktan sökmüştüm daha önce. Bildiğiniz gibi burada strafor kesme makinesi yapmıştım. Böyle bir tel var elimizde. Önce kameramızı şöyle masaya yaklaştıralım ve videoya başlayalım. Bakalım başarılı olacak mı? Hep birlikte izleyelim ve görelim arkadaşlar. Malzemelerimiz aşağı yukarı bunlar. Daha sonra malzeme lazım olursa zaten ekleyeceğiz. Şimdi öyle bir çakmak yapalım ki arkadaşlar taşınabilsin. Yani çantamıza, cebimize taşıyabilelim. Şöyle fazla kaba olmasın. Şöyle pilimizi oyacağız biraz. Bir dakotonun içerisine yerleştireceğiz. Ve şu mandallarla da bizim yakma alanını oluşturacağız burada. Aynen. Bu teli buraya koyacağız. Ve buradan butona bastığımız zaman bizim çakmağımız yanmaya başlayacak. Hadi bakalım. Şimdi hemen işe koyulalım.
Arkadaşlar, önüne ben normalde şöyle mandal yapacaktım. Mandalın üzerine bizim rezistansı montaj edecektim. Şöyle bir malzeme buldum. Bildiğiniz gibi bu elektrikli sobaların klemenslerinden birisi. Bunu buraya kapak yapacağım. Hem daha kaliteli olacak, hem daha şık duracak burası. Aynen böyle çakmağımızın çıkış noktası burası olacak. Bunu buraya yapıştıracağız. Ve buradan bağlantımızı yapacağız, işlemimizi bitireceğiz. Buraya özellikle vida yaptım, kapağı yapıştırmadım. Çünkü pilimiz şarjlı pil, çıkarıp şarj edebileceğiz. Çıkarılıp takılabilir bir pil taktık içerisine. Onun için kapağa vida vurdum.
Bunu alt kısma yapıştıracağız. Kapağımızı serbest bırakacağız bu dolayısıyla. Şimdi ve çakmağımızı nihayet bitirdik. Sonunda şöyle alüminyum bir kaplama yaptım. Biraz daha metalik oldu. Çakmağa benzedi. Şu üstüne koyduğum taş gerçekten çakmağa son noktayı koydu. Böyle mandalla falan çok amatör olacaktı. Böyle gerçekten buna isim de buldum arkadaşlar. Kamp çakmağı. Bunu kampa giden arkadaşlar götürecek. Böyle rüzgarda, yağmurda hiç dinlemeden ateşini yakabilecek. Ha, işe yarar mı dersiniz? Bilmiyorum, ben yaptım arkadaşlar. Bu bir fikirdir. Bunu bu kadar uğraşmayabilirsiniz. Ben biraz uğraşmayı seven bir insanım. Evinizde olabilir. Laptop bozulmuştur. Pili duruyordur bir kenarda. Bu pillerle çok şeyler yaptım ben. Işıldaklar yaptım. Matkaplar, mikserler vesaire. Çok kullanışlı ve kaliteli piller. Bunlarla her şey yapılabiliyor arkadaşlar. Evet, böyle. Rahat bir şekilde kağıdımızı yakabiliyor. Bu kağıt olabilir. Herhangi bir kuru ot olabilir. Kuru otların üzerine tutup bunu 10 saniye tuttuğumuz zaman çakmağımız faaliyete geçiyor arkadaşlar. Epeydir de bu tarz video çekmiyordum. Kendim yap video çekmiyordum. En azından böyle fırsat buldum ve bugün böyle bir video çekme gereği duydum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda buluşana kadar burada izlediğimiz videoları paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar, eyvallah.